Mutlu akşamlar. Sözün özüyle sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her salı saatler 8'i gösterdiğinde gündeme dair önemli konuları önemli konuklarla masaya yatırıyoruz. Türkiye 2023 seçimlerine gidiyor ama sivil toplum örgütlerinde de seçim heyecanının yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Ve bu akşam konuğumuz Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İrfan Akar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız İrfan Bey? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Bir seçim heyecanı. Heyecanı arefesinde sizlerle birlikteyiz. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir dönemdir başkanlığını yapan bir isim olarak hem mevcut çalışmalarınızı soracağız hem de yeni dönem için aday olarak hedeflerinizi soracağız, konuşacağız. Hızlıca başlayalım dilerseniz. O zaman hızlıca başlayalım. Ben önce ordu olunca hep bir aklımızda ordu var ama ticaret ve sanayi odaları ne iş yapar? Bunu halk nasıl bilmeli? Vatandaş için önemi nedir? Bulundukları yerler için, iller, ilçeler için ticaret ve sanayi odaları ne anlam ifade ediyor? Önemleri nedir? Bunu anlatmanızı istiyorum önce. Öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize, üyelerimize, arkadaşlarımıza, esnaflarımıza iyi yayınlar, iyi akşamlar dilemek istiyorum. Daha sonra Amasya'da yaşanan geçtiğimiz günlerde kötü anılar bırakan bize maden kazasında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Konuya böyle başlamak istedim. Ticaret odası ne işe yarar sorusu. Evet, bize çok sorulan, çok karşımıza gelen bir soru. Siz de herhalde bu yüzden bu soruyla başlamak istediniz. Evet. Şimdi ticaret odası aslında dediğiniz gibi herkesin böyle bir kesimin eleştirdiği bir konu ama gerçekten ben de bu işin içine bu kadar girmeden önce belki ben de aynı şeyleri düşünüyordum ama gerçekten çok yönlü bir çalışan bir kurum. Türkiye Odaları ve Borsaları Birliği. Öncelikle bir şirketin doğuşu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan başlıyor. Kapanışı da oradan gerçekleşiyor. Bir defa bir insan, bir kişi şahıs ticaret hayatına başlayacaksa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan başlaması gerekiyor. Daha sonra o şirketiyle ilgili yaptığı işte şirket adres değişikliği, atıyorum ortak değişikliği, aklınıza ne tür o işlemler geliyorsa bizim odamızda gerçekleştiriyor. Bu işin resmi boyutu. İşte kapasite raporu, atıyorum iş makinesi ehliyeti. Şimdi biz yeni başladık kendi odamızda. Mesela dijital ehliyet, şu anda dijital ehliyet hizmetimiz var. Daha başka asıl önemli konu, bunlar tabii bizim yapmamız gereken konu ama bir de bir sosyal yönümüz var bizim. Biz önceki sahadaki sorunları analiz edip onu yetkili makamlara ileten bir aracı kurumuz. Daha asıl yani ticaretle uğraşan her kurumun, her firmanın sorunlarını analiz edip çözüme kavuşturabilmek için aracısınız. Anlık yaşanan sorunlar bize iletildiğinde veya bir sahada gezerken gördüğümüzde onu ya yetkili makamlara ulaştırıyoruz ya da başkanımızın aracıyla daha yüksek makamlara ulaştırıyoruz ki bizim Ticaret ve Sanayi Odası'nın varlığını biz pandemi döneminde gerçekten çok iyi hissettik. Anlık veri alışverişiyle o çıkan kararlarda hepsinde bizim gerçekten imzamız var. O yüzden Ticaret Odası ne iş yapar, ne iş yapar diyen gerçekten bize haksızlık eder. Benim dönemimde 4 yıllık süreçte 2 sefer nefes kredisi, düşük faizli nefes kredisi sağladık üyelerimize. Gerçekten %7,5 faizli bir krediydi. Yaklaşık biz ünye ölçeğinde 12 milyon yakın para kullandırdık. Yani tabii herkesin direkt cebine dokunamadığımız için bu soruyla karşılaşıyoruz. Biz de üzüyor aslında ama yani ihalelerde bizden evde kalmaları gerekiyor. Kurumsal bir firmadan aslında şehrin ticaretin ve ekonomisinin ana merkezi Ticaret ve Sanayi Odaları kesinlikle diyebiliriz. Kesinlikle, yani kesinlikle eğer kurumsal bir firmadan franchising, bayilik vesaire bir şey almak istiyorsanız ilk şartları Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği gibi, yani bir sürü örneklerimiz var aslında ama insanlar bunu yaşadıkça görüyor. Yani dışarıdaki bir vatandaş bunu başına gelmedikçe göremiyor. O zaman yükünüz ağır, sorumluluğunuz çok da fazla diyelim. Gerçekten sorumluluğumuz yüksek. Yani çünkü her kesimin derdi bizim de derdimiz. Özellikle bizim üyelerimizin derdi bizi çok ilgilendiriyor. Biz de bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Bunların dertlerine çözüm olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Bir dönemi geride bıraktınız. Yeni dönem içinde adaylığınızı
ortaya koyuyorsunuz. Şöyle bir dönem değerlendirmesi yapacak olursanız, İrfan Akar'la Ünye Ticaret ve Sanayi Odası nasıl bir dönem geçirdi, ne gibi çalışmalara imza atıldı, neler yapıldı, bir özetleyelim isterseniz. Yani zaten yine aynı soruya dönersek, ticaret odası ne iş yapar sorusundan başlarsak, bizim üyelerimiz, sanayicimiz, esnafımızla odamızı bir daha önce barıştırmak istedik. Güler yüzlü hizmet, daha hızlı hizmet bizim önceliğimiz oldu. İlk göreve geldiğim zaman personelle yaptığımız toplantıda gelen üyelerimiz de çok güler yüzlü, çok böyle sevecen bir alakayla çayını kahvesini ikram ederek işlemlerini bir an önce yapılması noktasında kendilerine rica ettim. Sağ olsunlar, kendileri de bu farkı gösterdiler. Bugün sahada gezdiğimiz zaman bütün aldığımız tepki olumluydu. İşte çok hızlı ve çok güzel kaliteli hizmet sunuyorsunuz diye bize teşekkür ettiler. Bu da bizi gururlandırıyor. Böyle olunca da biz daha rahat çalışma imkanı bulduk. Tabii süremizin de 2-2,5 yıl gibi bölümünü pandemi sürecine takıldı ama biz yine de boş durmadık. Gerçekten güzel şeylere imza attığımızı düşünüyoruz. Yani Ünye Ticaret Odası'nın temsil edilmesi gereken her noktasında olduk. Olmamız gereken her noktada durduk. Savunulması gereken her noktada biz vardık. Mesela... Evet, mesela nedir? Biraz detaylandıracak olursak. Çok önemli bizim bir sıkıntımız vardı. Organize sanayi. Organize sanayi ile ilgili olan problemleri yetkili makamlara taşıyarak bugün organize sanayinin faaliyete geçmesini sağladık. Bunda gerçekten ciddi emek sarf ettik. Ama siyasilerimizin desteğiyle sağ olsunlar. Bugün bir tane fabrikamız faaliyete geçti. İki tanesi çok yakında geçecek. Diğer yatırımcılar da çeşitli çalışmalarını yapıyor. Kimi projesini yapıyor, kimi altyapısını yapıyor. Müteahhit firmamız gerekli altyapı çalışmasını yapıyor. Yani şu anda tabiri caizse arı gibi bizim organize sanayimiz çalışıyor. Ama tabii bu bizi tatmin etti mi etmedi. Bizim organize sanayimiz şu anda 500 dönüm mevcut alanında doldu zaten. Bizim bundan sonraki hedefimiz bünyemize ikinci büyük bir organize sanayini kazandırmak. Bundan sonraki çalışmamız bunun yönünde olacaktır. Bununla ilgili de gerek siyasilerle gerek sanayicilerle işbirliğimiz devam edecektir. Evet. Yine bakıyorum eğitime, sosyal hayata da önemli katkıları olmuş. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın biraz bu projelerden de bahsedecek olursak. Şimdi biz tabii dediğimiz gibi olmamız gereken yerde olmaya çalıştığımız için mesela bir dönem engelli kardeşlerimize elektrikli araç temin etmek için bir kampanya başlattık. Sağ olsun üyelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz bize bu konuda destek verdi. Biz yaklaşık 20'nin üzerinde engelli kardeşimize akülü araba desteği sağladık. İşte pandemi döneminde tablet, uzaktan eğitimde baktık ki tablet sıkıntısı var. Bize TOB'dan gelen bir kısım destek vardı ama onu verdik. Baktık ki çok açığımız var. Tablet olmayan, internet olmayan çok aile olduğunu tespit ettik. Gerçekten o sahada içimiz acıdı. Biz bununla ilgili kendimiz veya sanayicilerimiz aldığımız destekle ciddi bir tablet desteği sağladık. İşte özellikle önceki dönem 2017 yılında biz bu Ticaret Odası Başkanlığı'na aday olduğumuz süreçte sahada gördüğümüz iki tane problem vardı. Hep bunu söylüyorum. Finansman ve iş gücü problemiyle karşı karşıya kaldık. Yani firmaların asıl iki tane problemi var. Finansmana erişemiyorlar, bir de kalifiye eleman bulamıyorlar. Evet. Bununla ilgili meslek liseleriyle temas sağladık. Onlarla görüştük. Onların daha verimli, sanayiye daha katkı sağlaması noktasında çalışmalar yaptık. Şu anda bizim ünyemizde 1044 olan meslek lisesi kapasitesi şu anda full. Artı bir tane de özel teknik lisemiz var. O da full. Burada tabii bizi sevindiriyor ama bize tabii yeni bir yük yükledi. Önümüzdeki dönem inşallah organize sanayi bölgesinde olan okul alanında bölgemize ciddi kampüs tarzında bir okul kazandırma amacımız var. Çünkü artık meslek liseleri bizim için vazgeçilmez olduğunu gördük. Bütün firmaların çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyoruz, serzenişine cevap vermemiz lazım olduğunu iyice aklımıza soktuk ve bununla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Evet. Önce bir neler yapıldı bunları detaylıca konuşalım istiyorum. Bir dönemi değerlendirin istiyorum. Sonra benim de mevcut tabloda ekonomiye yönelik, Ünye'deki ticarete yönelik sorularım da olacak ama mesela benim de önümdeki notlarımda yapılan çalışmalara şöyle bir baktığımda ilçenin sosyal hayatına, ekonomik hayatına, ticaretine bir yandan turizmine de katkılar sağlamaya çalışmışsınız. Evet. Bunlardan da bahsedelim isterseniz. Tabii şimdi bizim bölgemiz gerçekten Allah'ın bize bir lütfu. Tarım elverişli, turizm elverişli, sanayi elverişli. Şimdi sanayi noktasında organize sanayi ile belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Turizm noktasında da oturduk arkadaşlarımla sohbet ederken Ünye ve bölgesinde turizm elverişli bir sürü destinasyon olduğunu tespit ettik ve bununla ilgili projeler yaptık. 41 tane bölge, ülke, dünyanın çeşitli ülkelerinde turizm yapan şirketleri Ünye'ye hatta Ordu'ya davet ettik. Ordu'dan başlayarak işte Perşembe, Fas'ta, Ünye'deki turizme elverişli alanları onlara sunduk. Onlar da bu buralardan aldığı verilerle kendilerine destinasyon yarattılar. Gerçekten 3-4 tane tur şu anda bölgemizde program yapmakta, turist getirmekte. Bu da bizi gururlandırıyor ama burada farklı bir sorun ortaya çıktı. Bölgemizde yatak sayısının kısıtlı olduğu ve yetersiz olduğu tespit ettik. Biz de bununla ilgili şehrimizde olup bizim şehrimizde yaşayıp ama dışarıda iş yapan firmalarla davette bulunduk. Dedik ki gelin bölgemize ciddi bir otel yatırımı yapın diye. Şu anda halen çağrılarımız devam ediyor. Artı bizim göreve geldiğimiz zaman turizmle ilgili yine bir de Ticaret ve Sanayi Bakanlığı üzerinden hisar proje çalışmamız var. Yaklaşık bu proje 3 milyon dolarlık bir proje. Bu proje neyi kapsıyor? Dışarıdaki turizm firmalarıyla bizim firmaları kaynaştırmak. Biz şimdi bu projeyi adım adım ilerlerken süremiz bitti. Bu projede şu aşamaya geldik. İşte eğitim bitti, tanıtım bitti. Bundan sonraki aşamamız karşılıklı ziyaretlerle şehrimizi tanıtıp artık turizm atağını daha üst noktaya çıkartmak. Bundan sonraki dönemde de eğer görev bize tebliğ edilirse, edilmese de şu anda Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu projedeki imzası devam ediyor. Yeni gelen arkadaşımız da yapabilir, biz de yapabiliriz ama bu 3 milyon dolarlık Turizm Bakanlığı'nın ayırdığı bütçeyi kullanma imkanına sahibiz şu anda. Seçimden sonra artık biz oluruz ve olmayız ama bu proje devam edecek. Ordu'daki, Fas'taki, Ünye'deki firmalar da bu programın kapsamında, hatta Ordu'da 11 tane firma olması lazım bununla ilgili. Karşılıklı etkileşimle bölgemiz zaten havaalanı, Ordu Samsun havaalanı bizim için ciddi bir artı değer. Ciddi bir yol alacağını düşünüyorum turizm noktasında. Evet, peki nasıl bir başkan olduğunuz dönem boyunca üyelerinizle ortak akılda buluşabildiniz mi? Eleştirilere açık mıydınız? Bir karar alınırken hep birlikte mi oturulup masaya yatırılırdı? Nasıl bir yönetim modeli sergilediniz? Tabii biz şimdi haftalık yönetim kurulu toplantımız oluyor. Aylık meclis toplantılarımız oluyor. Burada da aldığımız fikirler bizi belli bir noktaya zaten yönlendiriyor. Daha farklı işte sokaktan aldığımız tepkiler ve öneriler hep bizi, hiçbir fikir bizim için önemsiz değildir. Bir şekilde bir tarafından tutmak istedik. Bizim için kim ne fikir verdiyse önemlidir, kıymetlidir. Hiçbir arkadaşımıza diyemez ki ben şu fikri sundum ama ilgi görmedi, talep görmedi diyemez. Hepsinin fikirleriyle, hepsinin zaten bugün geldiğimiz noktada hepsinin bir harmanı vardır, hepsinin bir katkısı vardır. O şekilde bugüne kadar geldiğimizi düşünüyorum. Bence özellikle pandemi döneminde yine de boş durmadık. İşte maske ihtiyacı olan firmalarımıza maske temin ettik. Çalışma izni alması gereken firmalarımıza çalışma izni temin ettik. Çünkü yetiştirmesi gereken siparişler olanlar vardı. Bize talepte bulundu. Biz de bunlarla ilgili Ordu'da ki gerekli noktalarda görüştük. Sağ olsun onlar da bizi kırmadılar. Onların izinlerini temin ettik. Çalışanların izinlerini temin ettik. Yani açıkçası boş durmadığımızı düşünüyorum. Evet, tabii peki. Bunların hepsi toplumda
karşılık görmediği için ticaret odası ne iş yapar diye düşünebiliyordu ama evet. Ben de direkt bu soruyla başladım diye biraz şey oldu. Ama hani bizim... normal sivil vatandaşlar olarak hani bilmiyoruz. Çok önemliler. Yani mesela ben biliyorum, anlayabiliyorum. Yaptığım iş, meslek gereği ticaret ve sanayi odalarının bir şehir için önemini. Ama şu an ekran başında bizi izleyen normal sivil vatandaşlar diyebilir. Ticaret ve sanayi odaları ne iş yapabilir? Bir şehir için niye önemlidir? İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü çok önemliler. Şehrin istihdamına katkı sunuyorlar ki siz de dediniz yeni firmalarla kalifiye eleman buluşturuyoruz. Eğitime katkı sunuyorsunuz. Keza yeni iş yerlerinin açılması, kapanması. Yani bir şehrin ekonomisi ve ticareti tamamen ticaret ve sanayi adı da üstünde odalarıyla ya işte insanların direkt katkı bekledikleri için öyle bir beklentisi olduğu için problem çıkıyor ama aslında dolaylı olarak biz onlara katkı sağladığımızı düşünüyorum. Evet, peki sizin döneminizde Ünye ilçesine yeni iş yerleri kazandırılabildi mi? Yani sonuçta ticaret ve sanayi odası ne kadar başarılıysa o ilde istihdam da iş yeri de o kadar artar. Yani 4,5 yıl oldu yaklaşık bizim bu süreç. Şu anda biz Ünye bölgesinde 550 tane yeni şirket kuruldu. Bize odamıza kayıtlı. Bu da tabii bizi gururlandırıyor. Bunların içinde hep bilindik işler değil, farklı sektörler de geldi. Farklı iş yapmak isteyen özellikle şehir dışından gelen veya Ünye'de doğup büyümüş ama şehir dışında iş hayatını yaşamış ama daha sonra gelip memleketimde faydalı olmak isterdim deyip bölgemizde iş yapan firmalar var. Bunlar da bizim için tabii çok önemli, çok kıymetli. Biz de onlara elimizden gelen her türlü destek vermek istiyoruz. Vermeye de çalışıyoruz. Evet. Aslında farklı iller için bir nevi başlayan bir proje, işte farklı illerdeki ticaret ve sanayi odalarıyla, iş insanlarıyla işbirliğinden biraz bahsettiniz ama Ünye'li olup da Ünye dışında faaliyet gösteren iş insanlarının memleketleriyle birlikte olabilmelerini sağlayacak ya da memleketleriyle işbirliği içerisinde olabilmelerini sağlayacak çalışmalarınız oldu mu? Tabii şimdi o iki yıllık kesintili dönem olsa bile biz sürekli dışarıdaki bizim yerli halkımızı davet ettik. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu ama bizim zaten yeni dönemdeki sloganımız belki görmüşsünüzdür. Doğduğunuz yer, doyduğunuz yer olsun diye bir sloganımız var. Artık yurt dışında ve yurt içinde özellikle büyük şehirde yaşayan bizim hemşehrilerimizi artık bölgelerine dönüp bölgelerinde hizmet vermelerini, bölgelerine katkı sağlamalarını istiyoruz. Onlara rica ediyoruz. Tabii bunu yaparken adım adım ilerlememiz gerekir. Paralel ilerlememiz lazım. Hem sosyal açıdan şehrimizi, kentimizi geliştirmemiz lazım. Sanayi anlamında, iş anlamında geliştirmemiz lazım. Tarım anlamında geliştirmemiz lazım. Bunları da yaparken tabii siyasetle işte milletvekilleri, belediyeyle, şehrin yetkilileriyle beraber hareket etmemiz lazım. Çünkü büyük şehirlerde artık yaşanan yaşam sıkıntısı, geçim sıkıntısı herkes biliyor. Burada aile büyüklerini ikna ederken gençleri de ikna etmemize yönelik kültürel faaliyetleri artırmamız lazım. Büyükşehirde yaşayan bir genci burada aynı hazzı, aynı duygular vermemiz lazım. Bunları işte önümüzdeki günlerde beraber planlayıp hem gençlere yönelik hem aile büyüklerine yönelik güzel projeler üretip karşılıklı iletişim sağlamamız lazım. O enerjiyi yaratırsak şu anda kendi bölgem için söylüyorum. Yaklaşık 200 bine yakın nüfusumuz var. Bizim ilk hedefimiz en az 300 bin yapmak. Buradan da şehir dışında, ülke dışında yaşayan tüm hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Artık oradaki enerjilerini bölgemizde harcasınlar, bölgemiz kazansın istiyoruz. Evet, hedefleri de soracağız. İller arası hiç evet bir projeniz var ama mevcut dönemde seyahatleriniz oldu mu ticaret ve sanayi odası olarak? Tabii biz şimdi çok ziyaret yaptık. Niçin yaptık? Her bölgede bir imzamız olsun. Eğer orada bizim bir üyemizin sorunu varsa ona daha rahat hizmet vermek amacıyla ulaşabildiğimiz kadar ticaret ve sanayi odalarına, borsalara, top bünyesindeki borsalara, başkanlarıyla, işte yönetim kurulu üyeleriyle, genel sekreterle temasa geçmek istedik. Neden geçtik? Atıyorum bir üyemizin İstanbul'da bir işi var, İzmir'de işi var, Kastamonu'da işi var, atıyorum Samsun'da işi varsa bize geldiklerinde onlara daha rahat, daha hızlı yardımcı olmak adına işte Maraş'ta, Adana'da bayağı bir geniş bir çevrede
onlara yardımcı olabilmek adına kendimize altyapı oluşturduk. Bunda da tabii %100 başarı sağlayamasak da en azından %40, %50 civarında iletişim sağladık. Çünkü iki yıllık bir kapalı kutu sürecimiz vardı. O da çok faaliyette bulunamadık. Bu dönemde işte bunu da artırmak istiyoruz. Artık bize gelen bir üyemizin Türkiye'nin neresinde bir sıkıntısı olursa rahat çözmek, rahat ulaşmak adına bütün odalarla daha sıkı fıkı ilişki içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Evet, aslında yani sizin biraz pandemi dönemine denk gelmesi sürecin bir nevi talihsizliğiniz yani de olmuş diyebiliriz hedefleriniz doğrultusunda. O zaman yeni dönem için önemli projelerim var, yetki istiyorum diyorsunuz üyelerinize. Yani bir nevi sıraladığınız projeleri. Reklam olmasın ama rengimiz yeşil bu süreçte. Evet. Bize destek vermek isteyen üyelerimizi yeşil rengi tercih etmelerini sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Evet. Hedefleri var Sayın Başkanım, Sayın Akar'ın. Yani güzel hedefler, yapar yapmaz siz daha iyi tanırsınız üyeler diyerek biz de bu projeleri konuşacağız, hedefleri konuşuyoruz zaten. Peki üye özelinde bir baktığınızda bir analiz, bir çalışma çıkardınız mı? Yani mesela biz hep konuşuyoruz, Ordu bir sanayi kenti mi, turizm kenti mi? İşte üye için üyenin hangi alanlarda istihdamı daha açık, hangi kollarda sanayi anlamında ilerleyebilir? Ekonomisini özellikle hangi alanlarda geliştirebilirsiniz? Böyle bir envanter çalışma şimdi, var mı? Şimdi işte biz bir kanalla kitlenmedik, daha önce de söyledim. Turizm noktasında çok potansiyelimiz var. İşte kalemiz var, manyetik kumumuz var, şelalelerimiz var, yaylalarımız var. Yani denizimiz var. Bugün denize gidiyorsunuz, yarım saat sonra yaylaya çıkıyorsunuz. Böyle bir gerçekten güzel bir şehir. Sanayi noktasında çok iyiyiz. Şu anda fındık konusunda örneğin 30-35 bin ton fındık işleyen bir şehiriz. 9 tane kırım, 3 tane entegre tesisimiz var. Belki başka illerde bile yoktur bu tesis. Ciddi bir rakama sahibiz fındık noktasında. Bentonit noktasında çok iyiyiz. Limanımız başlı başına bizim için değer. Başka irili ufaklı ciddi sanayi kuruluşlarımız var. Bunların hep artışını sağlamamız lazım. Tabii bu nasıl olacak? Öncelikle limanımızı geliştirmemiz lazım. Akkuş-Niksar yolunun hızlı bir şekilde çözülüp o İç Anadolu'daki bağlantıyı sağlamamız lazım. İşte Karadeniz hattındaki demir yolunu Sarp Sınır kapısına kadar ulaştırmamız lazım. Bu da çok önemli bir proje. Çünkü artık karayolu ciddi bir maliyet oldu. Siz de görüyorsunuz. Akaryakıt fiyatları 30 bin liraya dayandı. Bu araçların işletme maliyetleri yükseldi. Lastik fiyatları, yedek parça fiyatları. Araçların kendileri pahalandı. 4-5 milyon lirayı buluyor bir araç. Burada demir yolunu acilen çok aktif etmemiz lazım. Biz bu yeni dönemde bunlarla bölgedeki odalarla işbirliği yapıp zaten bundan sonraki süreçte hiç yapamazsak bir ayda, iki ayda bir araya gelip bu konuları artık sesli bir şekilde, yüksek sesle dile getirmemiz lazım. Demir yolu artık bizim için olmazsa olmaz. Deniz yolu zaten başlı başına bir değer. Yani bu kara taşımacılığını minimum düzeye indirmemiz lazım. Şimdi belki burada bazı kesimin bu hoşuna gitmiyor ama ben de kendim bir kara taşımacılığı yapan bir firmam var ama artık maliyetler çok yüksek. Yani buna artık can dayanmaz, üretici dayanmaz, tüketici dayanmaz. Bir defa lojistik maliyetlerini çok düşünmemiz lazım. Burada da yapılacak iş demir yolu ve deniz yoluna ağırlık vermemiz lazım. Evet. Bu manada diğer sivil toplum örgütleriyle işbirlikteliği de, istişare de çok önemli. Mevcut dönemi diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkisel anlamda nasıl geçirdi? Bizim Üye Ticaret ve Sanayi Odası. Ünye'deki sivil toplum örgütleriyle bu konuda da hiç sıkıntımız yok. Her türlü fikirlerde ortak buluşabiliriz ama bizim şimdi artık toplantılarımızı şehirler arasında taşımamız lazım. Zaten bizim Orta ve Doğu Karadeniz odalar ve borsalar bildiği hattımız var. Biz şimdi pandemi sürecinde bu gruplarla sürekli WhatsApp üzerinden görüştük ama artık bu yeni dönemde toplantılar yaparak bir gün Ordu'da yapıp bir gün Ünye'de öbür gün Rize'de bir dahaki Trabzon'da böyle toplantılar yaparak artık bölgesel çalışmak istiyoruz. Artık Ünye, Fas'ta Ordu olarak değil de daha kapsamlı çalışmak istiyoruz. Çünkü yani bir demir yolu yapacaksanız Sarp'tan başlaması lazım veya Batum'dan veya Tiflis'ten başlaması lazım. Bizim zaten görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Tiflis'le kardeş oda projemiz var. Belli bir aşamaya geldik. Tiflis'te yaptığımız bu çalışma bizim firmalarımızı,
Ünye, Fas'ta, Ordu fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti'ne daha rahat ulaşımını sağlayacak. Oradaki potansiyeli daha rahat sağlamını sağlayacak. O yüzden bunları artık çok sıklaştırıp bölgemizi bu dört önümüzdeki yılda çok hareket daha hızlı, sinerjik bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bunu da yapacağız zaten. Evet. Peki yani sonuçta sivil toplum örgütleri asla hiçbir zaman bir siyasi görüşe taraf olmamalı. Tabii, ama sonuçta siyasetle de ilişki içerisinde olmalı. Bu dengeyi koruyabildi mi Ünye Ticaret ve Sanayi Odası? Tabii ki şimdi ne çok uzak olacaksınız ne de çok yakın evet. olacaksınız. Tabii zaman zaman bazı bir noktalarda ayrıştığımız olmuştur ama yine de ortak noktada her zaman buluşmayı becermişizdir. Peki siyaset etkili mi? Bu tür sivil toplum örgütlerinin seçimlerinde, çalışmalarında ya da ne kadar etkili? Tabii ki siyasetin dahil olduğu noktaları görüyoruz ama bizim tabii özellikle arzumuz bu işlere siyaset karışmasın. Hı hı. Herkes kendi alanında, siyasi alanda, sivil toplum örgütleri kendi alanında ilerlesinler. Daha sonra orduya ünye hizmet edilecekse hep beraber oturup hizmetimizi yapabiliriz. Bunun için aynı görüşte, aynı fikirde olmamıza gerek yok ama eğer memleketimiz için doğrusu neyse orada buluşmamız lazım diyelim. Evet. Açıkçası şimdi yapılan çalışmalardan bahsettiğiniz hedeflerinizi biraz ikinci bölüme doğru saklıyorum. Neler planlıyorsunuz? Yine biraz daha detaylı ikinci bölümde planlananları konuşmak istiyorum. Ünye ilçesinin bir il olma talebi var. Evet. Bu talebe de özellikle sivil toplum örgütleri sahip çıkıyor Ünye'de. Sizin bakış açınız nedir? Size sahip çıkan bir sivil toplum örgütü müsünüz bu görüşe? Şimdi bu aslında başlı başına bir saat konuşulacak bir program. Şimdi ilk defa, bir defa 1869 hı hı. yılından başlayan Sancakbeyliği var bizim Ünye'nin vilayet noktasında. İkincisi, aslında bu da çok etkindir ama ikincisi TÜİK 25 tane ilçe belirlemiş. İl olabilecek ilçeler adında Ünye'nin de adı geçiyor. Eğer bir yerde Ünye'nin adı geçiyorsa, biz de Ünye'nin sivil toplum örgütleriysek bunu işlememiz lazım. Bu TÜİK devletin bir kurumu. Kendi başına da hareket ettiğini düşünmüyorum. Birilerinden bir talimat aldığını hı hı. düşünüyoruz. Burada Ünye adı varsa, eğer biz bu adı işlemezsek, bu konuyu hiç uygulamazsak, peşine düşmezsek, memleketimize ihanet etmiş oluruz düşünüyorum. İl olunca milli gelir mi artacak diye işte biz genel başkanımızın serzenişi var. Pek il olursak milli gelirimiz düşecek mi? Önce bunu sormak lazım. Bence Ünye'nin il olması Ordu'nun da işine geliyor. Çünkü bugün Ordu'dan çıkan bir resmi dairedeki bir görevli Akkuş'un Salman ilçesine gitmesi tam 3,5 saat. Yani sabah 8'de mesaiye başlasa 3,5 saatte gideceği yere varsa 11,5 olur. 12'de öğle yemeği, 1'de mesaiye başlar, yarım saat çalışır, akşam 5'e yetişmesi için yola çıkar. Ne kadar faydası olacak? Hem o eziyet çekiyor, hem oradaki vatandaş hizmet alamıyor. Ama biz Ünye'den hareket edersek 2 saatte gideriz, daha fazla katkı sağlarız. Yani bizim kimseyle bir sorunumuz yok ama bizim gayemiz daha güzel hizmet etmek, daha rahat hizmet etmek. Şimdi kışın kar yağdı, yollar tıkandı. Ordu'da mı müdahale etmek kolay olur, Ünye'de mi müdahale etmek kolay olur? Burada aslında bu olayları başka bir yere çekmek, yanlış anlamaya gerek yok. Zaten burada bir hükümet ortağının 100. yılda 100 il, 1000 ilçe programı var. Demek ki bir ihtiyaç var. İhtiyaç olmasa böyle bir proje, böyle bir 25 tane ilçe belirlenir mi? Burada Ünye'miz belirlenmişse, buradaki devletimizin büyüklerinin bir bildiği vardır muhakkak. Yani milli gelir artsa da, eksilse de biz il olmak istiyoruz. Bizim aklımızda olan bir şey değildi buna, ama madem varsa buna biz de karşı, buna sahip çıkarız. Buna diyorsunuz. Karşı çıkacak olan kim olursa da biz bunun karşısında oluruz. Çünkü biz bu potansiyele sahibiz. Bizim ekonomimiz, bizim kentimiz, bizim şehrimiz, bizim sosyal hayatımız bölgesine hitap edecek, bölgesini savunacak, bölgesine hizmet edebilecek kapasiteye hem coğrafi olarak, hem fiziki olarak, hem karakter olarak, hem nüfus olarak şu anda müsait. Bence burada doğru olan da budur. Herkes kendi yanında kavrulsun. Daha güzel hizmet alsın. Yani bir ordudaki yetkilimiz Akkuş'a
çay başına hizmet etmek için kendini parçalamasın. O da kendi bölgesine daha güzel hizmet versin. Biz de kendi bölgemize hizmet verelim. Yani bunda alınacak, daralacak hiçbir şey yok. Peki sizce o zaman niye büyük şehir, bütün şehir üye il olmak isterse bozulur gibi algılıyoruz? Bir defa ortada bir yanlış algı var. Eğer üye il olursa büyük şehir bozulur. Hayır, biz bunu yetkililerle görüştük. Nüfusun 400 bine kadar düşmesinden sonra büyük şehrin bozulma tehlikesi var. Biz bir defa öyle bir sıkıntımız yok. İkincisi, yani bizim burada derdimiz hizmet değil mi? Oradaki yetkililer de hizmet için uğraşıyor. Biz de hizmet etmek için uğraşıyoruz. Eğer burada daha güzel hizmet olacaksa, daha pratik, daha hızlı hizmet yapılacaksa, daha az masraflı hizmet yapılacaksa, bunda çekinilecek bir şey yok. Milli gelir artar mı? Bence artar. Bence Ordu da kazanır bu işten, Ünye de kazanır. Ordu'daki bir yetkilinin Ünye'ye gidip edeceği masrafı Ünye'de etrafında daha az bir masrafla daha fazla hizmet sağlar. O yüzden burada zaten bunu büyüklerimiz düşünmüş ki 25 tane ilçenin içerisine Ünye'yi koymuş. Yani bu Türkiye İstatistik Kurumu'nu bilmiyorum, hiç gittiniz mi? Devasa bir yapıya sahip. Buradaki yetkililer eminim kendi alanlarında profesyonel ekiplerdir. Bölgenin sosyoekonomik durumunu, kültürel durumunu takip etmişlerdir de bu Ünye'yi belirlemişler. Bizim açıkçası TÜİK'te hiç tanıdığımız yok. Yani etme Ünye'yi de bu listenin içine sok diyebileceğimiz bir tane tanıdığımız yok. Demek ki devletimiz çalışıyor ki böyle bir potansiyel görmüşler. Görmüş ki bunu yapmış. Kaldı ki bizim elimiz nereden güçleniyoruz? Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Kırsal mahalle modeli çıktı son dönemde. Evet. Yaklaşık bir yıl önce. Niye çıktı bu kırsal mahalle modeli? İhtiyaç olduğu için çıktı. Biz bu yetkililere bunu da sorduk. Dediler ki bu kırsal mahalle formülü aslında bir bypass. Hı hı. Biz bu 100 il, 1000 ilçe problemi üzerinde çalışırken işte Suriye krizi çıktı. Daha sonra pandemi çıktı. İşte şu anda Ukrayna krizi çıktı. O yüzden çok irdeleyemedik ama bu 100 il, 1000 ilçe projesi çok detaylı, çok iyi çalışılması gereken bir konu. Çünkü çok ciddi sorunlar var. Bırakın Ordu'yu, Samsun'u, İstanbul'da dahi büyükşehirle ilgili çok ciddi problemler var. İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın büyükşehirden hizmet alması bizim Salman'daki vatandaşlarımızdan daha zor diye bize emin olun, daha zor diye bize izah ettiler. Ama bu konunun böyle detaylı şekilde kurgulanıp çalışılması gerektiğini ve biz bu konuda çalıştığımızda emin olun diye bize söyleyen yetkililer var. Yani burada yerelde bizi eleştiriyorlar. Ama niye eleştiriyorlar ki? Biz burada şahsi bir menfaatimiz yok. Siyasi bir beklentimiz yok. Biz sadece doğduğumuz şehre katkı sağlamak istiyoruz. İnsanların daha rahat hizmet almasını sağlıyoruz. Bugün Salman'daki bir vatandaşımızın vilayette işi olduğu zaman zaten gelmesi öyle oluyor. Bir saat 1'de 2'ye geliyor. Oradaki memur da onun işini göremeyince o adamın o günü gidiyor. Yani Ünye'de bu adam bu işini görseniz. Ama işte şimdi il olunca bütün dengeler değişecek. İş anlamında, siyaset anlamında. Yani yok, hiçbir de Akkuş'taki vatandaşın bir saatte gelecek Ünye'de işini görecek. Bunda bir şey yok ki. Evet. Artık uzay çağındayız. Yani böyle bir izleyenimiz de yazmış, demiş ki ilk kavgası yıllardır vardı Fatsa Ünye ve Ordu arasında. İşte bir kavga olarak bunu soracak. Niye kavga değil. Böyle bir kavga olarak? Hayır, kavga değil. Fatsa'daki vatandaşımız da gelecek. Devletin kamu kurumlarındaki olan hizmetini sağlayacak. Mesela biz şimdi sahada gezerken çok şikayet aldık. Dedi ki vatandaşımız, biz dijital evler almak için oraya gitmek zorunda kalıyoruz. Bir gün müracaatımız sürüyor. Bir hafta sonra da evlat almaya gidiyoruz. İki günümüz gidiyor. Biz bunu yetkililere ilettik. Mesela şu anda Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda dijital ehliyeti temin edebiliyorsunuz. Yani Ünye'deki kardeşimiz geliyor, çayını içerken ehliyetini alıyor. Yani şimdi bunları abartmaya, bunları kavgaya dönüştürmenin bir anlamı yok ki. Bizim vilayet olmak gibi bir kavgamız yok. Bizim daha hızlı, daha güzel hizmet almak gibi hedefimiz var. Bazı şeylere daha hızlı karar vermek gibi hedefimiz var. O yüzden bölgede buna müsait. Akkuş, Salman, Çaybaşı, İkizce de böyle bir ihtiyaç var. Atıyorum şu anda biz ikinci organizasyonu yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Yerimiz yok. Ama sınırlarımızı genişletirsek daha rahat ikinci organizasyonu yapacağız. Daha fazla hizmet vereceğiz. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den daha fazla nüfusu bölgemize çekeceğiz. Ne var ki bunda? Belki Ordu'nun nüfusu 750 bin. Biz ayrılınca 550'ye düşecek. Ama hizmetler hızlanınca tekrar Ordu 750'ye çıkacak. Biz de 500 bine çıkacağız.
Peki. Yani bu olay burada küçük düşünmeye gerek yok. Yani artık bu kısa döngü değil. Burada daha güzel hizmet olur mu? Hakikaten belki de daha iyi olur diye düşünsek daha faydalı olmaz mı? Yani milli gelirimi artar mı? Tabii ki artacak. Siyasetin bak kendisini çok severim il başkanımızın ama böyle bir talihsiz açıklama yapması da bizi üzüldü gerçekten. Evet, tam onu soracaktım. Şimdi AK Parti Ordu İl Başkanı'nın evet böyle bir açıklaması var ama Ünye siyaseti bu duruma nasıl bakıyor? Özellikle iktidar kanadıyla hiç görüştünüz mü? Yani Ünye kamuoyu sanki yani bunu biraz sahiplenmiş gibi. İl başkanı gibi böyle diyorsa ilçe başkanı da farklı söylemiyordur ama biz buna konuda yılmayacağız. Bizim bütün siyasi STK'lar bu konuda kararlı. Biz şu anda birliktelik var mı? Tüm STK'lar aynı görüşte mi? Tamam, onu da açıklayayım size. Biz Ünye'de 100 il 100 il 1000 ilçe platformu oluşturduk. Bu seçim arifesinde bununla çok ilgilenemedik. Artı Ankara'da da aynı platformu ulusal Türkiye çapında kurduk. 100 il 1000 ilçe platformu. Kim var bu platformda? Bu saydığımız 25 ilçenin çoğu katıldı bizim platforma. Biz Ekim ayının birinde bunun lansmanını yapacaktık. Bizim organ seçimlerimiz olduğu için bunu erteledik. Biz artık bunu Türkiye çapında bu savunmamızı, bu çabamızı sürdürüyoruz. Yani burada kimsenin yani böyle ayrılıklı, isyanlı öyle düşünmesine gerek yok. Burada derdimiz eğer hizmet etmekse bence en kısa yol, en güzel hizmet yolu bu. Peki ama şimdi bakıldığında Ünye'nin arkasında 3 ilçe var. Fatsa'nın arka havzasında 6 ilçe. O zaman diyorlarmış ki Fatsalılar bizim hakkımız değil mi il olmak? Ama şimdi bir de mesafe olayı var. Ama Ünye'nin olsun, Fatsa'nın olsun. Türkiye verileri Ünye'den yana. Ünye'nin olsun, Fatsa'nın olsun, Ordu. Yani ben şimdi o konuya tartışmaya girmiyorum ama burada ben bizim haritamız, hedef kitlemiz 25 tane ilçe belirlemiş TÜİK. Yani onlar demek ki uygun gösterdi. Fatsa'ya belirlerdi. Az önce de söyledim ya bizim Türkiye İstatistik Kurumu'nda benim bir tane tanıdığım yok. Ve belki Ünye'de de hiç tanıdığımız yok. Bunu illa siz Ünye'yi belirleyin diye bizim de bir zaten etkimiz olamaz. Eğer burada Ünye adı geçiyorsa biz de bunun arkasında dururuz. Durmazsak şehrimize ihanet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Lütfen burada kimse bireysel düşünmesin. TÜİK bunu demiş, biz de bunun arkasındayız. Peki Fatsalılar ne Ünyeliler ne düşünüyor? Yani sonuçta sivil toplum örgütü olarak sahadasınız da hem esnafla iş insanlarıyla bir aradasınız. Hem yani sonuçta birçok insan orada çalışan, evine ekmek götüren çalışan arkadaşlar. Onlarla da iş dünyasında hep bir aradasınız. Yani Ünye kamuoyu ne düşünüyor? Vatandaş kamuoyunda oranlarsak %90 üzerinde bize olumlu tepki veren var. Şöyle bir serzenişte olan var, işte memleketin durumu belli, işte ekonomik kriz var. Siz il olarak işte devletin başına, hükümetin başına masraf çıkarıyorsunuz. Ben daha önce söylediğim yine söylüyorum. Biz eğer il yetkisi verilsin, devletin bir kuruş para istemiyoruz. Bizim bu bakanlıkların temsilcilerine verecek alanımız var. Bakanlıklarda diğer bölgelerden birer ikişer bize personel verirlerse biz Ünye'de çok güzel, sağlıklı, bölgemize hizmet edecek kadroyu kurma fırsatımız var. Çünkü el ele verirsek yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bizim Ünye'mizde o müdürlükleri açabileceğimiz bir sürü alan var. Biz açarız. Gerekirse odanın iki katını ben bir müdürlüğe veririm. Geçici sürede olur, devamlı olur. Yani yeter ki hükümetimiz bu işi istesin. Ki isteyeceğinden, Ünye'nin il olacağından da o kadar eminim ki, o kadar eminim. Kim karşımıza çıkarsa çıksın hiç umurumuzda bile değil. Evet, Ünye'yle olacak diyorsa o zaman bir virgülle bu kadar iddialı açıklamanın üstüne yani bir virgülle ara verelim. Da, Ünye'yle olsa da burada Ünye-Fas'la ordu kavgasına gerek yok. Nasıl güzel hizmet olacaksa öyle olsun. Bu tartışmaya da gerek yok. Evet, o zaman bir virgülle sohbetimize reklam arası, reklam molası verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Milletimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan, köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşlarımızın her türlü derdiyle dertlenen, bizlerin en yakın mesai arkadaşları muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.
Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Atik Şimşekler İnşaat olarak yatırım değeri yüksek, kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız 316 konutta yaşam başladı. Ayrıca devam eden projelerimizin yanı sıra 3 yıl içerisinde 150 konutlu planlanan projelerimiz bulunmakta. İnşaat alanındaki tecrübesiyle artık yapı market sektöründe de yer alan Atik Şimşekler Yapı Market, toplam 1850 metrekare açık ve kapalı alanda bünyesinde bulundurduğu seçkin markalarla sizlere inşaat, tadilat, dekorasyon ve anahtar teslim işlerinizde zengin seçenekler sunuyor. Tecrübeli kadrosu ve güler yüzlü hizmetiyle sektörün kalite tedarikçisi Atik Şimşekler İnşaat. Her şey bir hayalle başlar. Birçok sanayici arkadaşımız, iş adamı arkadaşımız var. Ticaretle uğraşan çok sayıda üyemiz var. Onlarla yeni, daha genç, hedefleri olan bir ticaret odası hedefledik, tasarladık ve yola çıktık. Ben de onların önderi oldum. Yan yana yürüyoruz ama adayları benim. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Ordu'yu layık olduğu yere taşıyacağız. Ordu çok özel ve çok güzel bir şehir. Kirlenmeden, bozulmadan, doğru sektörleri seçerek istihdamını arttırmalı ve büyümeli. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Elimizde projelerimiz var. Yeni dönem, yeni çağ artık proje çağıdır. O projeler ve hedeflerle yola çıktık. İnşallah başarılı olacağız. Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Akaryakıtta Aytemiz kalitesini Ergün markamızın güvencesiyle birleştirdik. Ordu Atasanayi girişinde istasyonumuzu, yenilenen yüzümüz ve kaliteli hizmetimizle sizlere sunduk. Açılışa özel indirimli akaryakıtın yanı sıra oto yıkama, market, hijyenik bay ve bayan tuvaletlerle 7/24 hizmetinizdeyiz. Ergün Aytemiz Akaryakıt İstasyonu. Ordu'nun merkezi Altınordu'da Şirinevler Mahallesi 766. Sokak numara 3'te Atasanayi girişinde. Ergün Petrol. Fassa Beyaz İnşaat. Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroomu ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Fındık randımanına harmanınızda bakıyoruz. Sektörde deneyimli ziraat mühendislerimizle en son cihazlarla harmanda nem ölçümünü ve randıman kontrollerini sağlayıp yerinde bilgi veriyoruz. Fındık alım noktaları. Fabrika. İletişim Özgür Şahin. 0530 243 0422 0452 71010. Gürgentepe. İletişim Ersin Şahin. 0537 014 4114 0452 821 3540. Ordu'nun en hızlı gelişen bölgesi Şahincili Mahallesi'nde. Ortak alanları, malzeme kalitesi, estetik yapısı ile fark yaratan bir proje. Aklar Prestij Konutları. 105 metrekare 3+1 daireler sizleri bekliyor. Geniş ve korunaklı otoparkları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, tam donanımlı toplantı salonu, geniş mescidi, bay bayan sığınakları, hidrofor odaları, 7/24 güvenlik kamera sistemi ile mükemmel bir yaşam alanı. Aktar Prestij Konutları. Sizler için her şeyiyle hazır. Aktar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biraz da insan biriktiriyoruz. Demli, şekersiz bir çayla
güler yüz hoş sohbetle, bir günaydın acı bir kahveyle. Biz sadece ticaret yapmıyoruz, işimizi seviyoruz. Nuri Kumaş, Köroğlu Kuyumculuk, Ünye. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1 artı 1.53 ve 56 metrekare, 2 artı 1.110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Fatsa Termas Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Poytan, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytan ısı yalıtım sistemleri. Ev almak için beklediğiniz fırsat. 950 bin liradan başlayan fiyatlar, 0.99 faiz oranı, 120 ay vade, 700 bin lira kredi imkanı. Üstelik dosya masrafı, ekspertiz ücreti olmadan hemen teslim. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekleriz. Ramadanlar, temelinde güven var. Reklamların ardından sözün özü kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyomuzda misafirimiz Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İrfan Akar. İlk bölümde geride kalan dönemi konuştuk. Daha doğrusu bir dönemdir Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığını yapıyor kendisi. Mevcut başkan olarak neler yaptı Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, bunları konuştuk ve Ünye'nin il olma
konusunu konuştuk. Tabii ki konuyu ortaya atan ne biziz ne de kendileri, konuyu ortaya atan Türkiye İstatistik Kurumu verileri oldu ve o verilere sahip çıkan bir ünye vardı. Ünyenin il olması konusunu da konuştuk, kapattık diyelim. Şimdiki bölümde ise daha çok aslında hafta sonu yapılacak seçimlere de bir ön hazırlık, bir duyuru olması nedeniyle hedeflerinizi sormak istiyoruz. Biraz aslında mevcut dönemlerde neler yapıldığını anlatırken de gelecekten beklentileri de aralara sıkıştırdık ama başkanlık koltuğu tekrar size devredilirse neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler? Şimdi işte ilk başta birinci amacımız turizm noktasında bölgemizi daha iyi bir noktaya getirmek. Mesela işte Akkuş ilçemizin bir kış turizm atağı var. İşte belediyemizin yaptığı orada bungalovlar, tesisler var. İkincisi özel bir şirketin orada yapacağı bir otel projesi var. Bu da demektir ki bölgemiz kışın o bölge hareketlenecek. Biz bu hareketliliği daha da artırırsak aşağıda Ünye'de Çaybaşı'nda daha güzel etkileşim sağlayacağız. İşte sanayi noktasındaki ataklarımız devam edecek. Halen bugün bizden yer isteyen sanayi firmaları var. Bunlarla daha fazla ilgileneceğiz. Üçüncüsü, kendi oda bünyemizde daha güzel hizmetler yapmak için işte az önce bahsettiğim dijital ehliyet şu anda bizim odamızda veriliyor. K belgesi çalışmamız devam ediyor. Şu anda TOBB'la gerekli görüşmeleri yaptık. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Sağ olsun Yavuz Selim Kıran Bey, bugün Büyükelçi görevine atandı. Onun da görevinde başarılı diliyoruz. Onun da desteğiyle bu işi sonuçlandırmak istiyoruz. Üçüncüsü de arabuluculuk ve uyum merkezinin şu anda onayını aldık Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden. Onun görsel çalışmalarını da bugün sosyal medyada paylaştık. Onunla ilgili de alanları oluşturup o yetkiyi de odamızda hizmet vermek istiyoruz. Diğer işte ünyemizin küçük sanayi sitesi problemi var. Bununla daha sıkı, daha şiddetle ilgileneceğiz. Çünkü artık şehir bu sanayi kuruluşları, küçük sanayi kuruluşlarını kaldırmıyor. Bunların bir alanda toplanmasını sağlamamız lazım. İşte üyelerimize yönelik çeşitli faaliyetler düşünüyoruz. Artık daha fazla nasıl ihracat yaparız? Kargo alan değil de kargo veren şehir olmak istiyoruz. Bu konuda küçük yatırımcı firmalarımızın ufkunu açmak, onların finansman desteğini artırmak istiyoruz. Kısacası yani bölgemizin uçması için elimizden ne geliyorsa şiddetle arkasında duracağız. Ankara oldu demeyeceğiz. Hiç kimseyle kavga etmeden önümüzü açmak için elimizden geleni yapacağız diyor. Evet. Ankara demişken hani Ankara'yı da zorlayacak bir başkan mı olacaksınız? Çünkü bürokrasi bu işlerin önemli ayağı. Ankara temaslarınız nasıl olacak? Hani tuttuğumuzu koparacağız diyebilir misiniz? Şimdi tabii bu biraz da önümüzdeki seçimlerle alakalı. Eğer biz seçimlerden daha güçlü çıkarsak, eğer bizim üyelerimiz bize bu konuda bu yönde destek verirse, tabii biz de bu üyelerimizden aldığımız desteği Ankara'da daha fazla, daha güzel şekilde yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Odalar ve Borsalar Birliği'nde olsun, işte bakanlık düzeyinde, vekillik düzeyinde daha rahat çalışma yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden buradan sizin aracınızla tekrar üyelerimizden rica ediyorum. Bizi desteklesinler. Biz de şehrimize daha fazla hizmet verelim istiyorum. Evet. Peki sizin ünyenin bu manada hedeflerinizi de hayata geçirebilmeniz için talepleriniz neler? Yani ünye siyasetinden, ünye bürokrasisinden, sonuçta bu hedeflere ulaştığınızda tüm ünye kalkınmış olacak. Tüm ünyenin ekonomik refahına, yaşamsal refahına katkı sunacak projeler ve hedefler. Bu manada sizin eksik olarak görüp tamamlanmasını beklediğiniz konu başlıkları nelerdir? Örneğin demiryolu dediniz, liman dediniz, lojistik problemini çözmemiz için acilen bu ikisinin yapılması lazım. Keza yine yollarla ilgili talep var mı, eksiklik var mı? Yani sizin bu hedeflerinize ulaşmanız için beklentileriniz neler? Şimdi şöyle, zaten geçen yakın bir süreçte bir yeni bir tasarı geçti. Akkuş, Çaybaşı, İkizce bölgesi 6. bölge kapsamına dahil edildi. Buraya şimdi yatırımcıların cazip hale geldi bu bölge. Yatırım yapmak isteyen firmalar var ama şimdi burada işte eksiklikler var. Mesela bugün yine biz o bölgedeydik. Yoğunluk İlköz, Akkuş bölgesindeydik. Ciddi bir yol problemi var. Gerçi bu ayın 19'unda ihale olacağını öğrendik bugün İlköz bölgesinde.
Çaybaşı İlköz, İkizce yollarında ciddi bir iyileştirme olacak. İşte diğer yandan Akkuş yolunda ihale yapıldı. Orada bir ciddi iyileşme olacak. Önce bu ulaşım problemini çözersek bölgemizde, daha sonra yatırımcı geldiği zaman daha lojistik olarak daha rahatlayacaktır. İşte bir yandan da kalifiye eleman gücünü artırırsak, işte bu meslek liseleriyle ilgili ve kurslarla daha fazla sıkı fıkı olup da kalifiye eleman problemini de çözersek, gerçekten bölgemizde ciddi kaynak var. İşte tarım alanlarımız zaten müsait. Ciddi bir tarım alanına sahibiz. Fındıklı vesaire. Bir dünya tarım elverişli alanımız var. Hepsini harmanladığımız zaman bölgemizde ciddi aksiyon alır. Bu sefer böyle güçlü bir ekonomi olunca esnafımız da daha güçlü olacak. Şirketlerimiz daha güçlü olacak. Daha fazla banka olacak. Yani hep topaç büyüyecek. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. Yani gerçekten bölgesel olarak önümüzün çok iyi açık olduğunu düşünüyorum. Evet, bölgesel manada. Peki Ünye'nin il olma konusunu bir kenara bıraktığımızda, Büyükşehir Ordu'nun en önemli bir parçası Ünye olarak, tabii şimdi sizinki az önceki iddialı açıklamalarınıza göre olaya ne kadar böyle bakabilirsiniz bilmiyorum ama Ordu Ünye birlikteliğinden bahsedecek olursak, bu birlikteliğin güçlenmesi için hedefleriniz neler? Şimdi Meltem Hanım, hiçbirbirimizi kandırmayalım. Yıllardır Ordu ile Ünye'nin ciddi bir çekişmesi var. Hep siyasi. Bu ticarete de yansıyan bir çekişme mi? Ticarete de yansıyor, siyasete de yansıyor. Yani bir şey olmuyorsa olmuyor demektir. Yani biz Ordu ile bu konuda hiçbir anlamda geçmiş dönemde de duyduğumuz, gördüğümüz bağdaşamıyoruz. Yani 40 yıllık karı koca bile yeri geliyor ayrılıyor. Artık biz de kendi başımıza hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyasi çekişme, siz de basın olarak görüyorsunuz, halen has safhada bölgemizde. Zaten en büyük zararı biz oradan görüyoruz. Şimdi biz siyasetçinin yanına gittiğimiz zaman öbürü daralıyor. Öbürüne gitsek öbürü daralıyor. Yani biz kime gideceğimizi de şaşırdık açıkçası. Ama ilginç değil mi? Baktığımızda bu çekişmeyi yaşayan siyasi isimlerin hepsi Ünyeli. Yani o da var ama yani sonuçta bir de Ordu kimliği taşıdıkları için belki orduyu savunmak durumunda mı kalıyorlar? Yani oraya bütün konuda, bakmaları da aslında bütün bakamıyorlar ama bütün bakmak zorunda gibi mi kalıyorlar? Biz bu konuda müzdaribiz. Biz bu konuyu çözmek için de çok savaş verdik. Ama çözemedik. Bence iki taraf için ilk konusu gerçekten bir önemli daha hayırlı diyorum. Evet. Vallahi Ünye ayrılırsa diyorsunuz ki biz çok daha iyi olacağız. Yani tarihte bir dünya örneği var. Peki bu size eksiği yazar diye çekinceniz var mı seçim öncesi bu açıklamalar? Yani şimdi siz yani siyaset ne kadar çok dışında kalmalı desek de belki biraz içine de girebilir. Hani bu açıklamalarını size eksi puan ama yazar yani mı seçim öncesi? Bir sonuca varacaksanız cesur olmanız lazım. Yani ben şimdi bu açıklamayı yaparım da bu seçimi kaybederim diye bir kaygım yok. Çünkü memleketime ben böyle faydalı olacağıma inanıyorum. Böyle bir şey de düşünüyorsam kendimle çalışmam lazım. Kavga etmem gerekiyorsa da etmem lazım diye düşünüyordum. O yüzden hiçbir çekincem yok açıkçası. Yani kaybedebilirim ama Ünye kazansın benim için daha önemli. Evet, yani Ünye tek başına il olduğunda daha çok kazanımı olacağına inanıyorsunuz. Kesinlikle inanıyorum. Çünkü bizim dinamiklerimiz çok güçlü. Bizim bölgede haksızlığa uğradığımıza inanan insanların en başına geliyorum. Bunun aksini iddia eden varsa çıkıp da onunla da tartışabilirim. O zaman Ordu ne yapacak? Baktığımızda en önemli siyasi isimler Ünye'den. Ya Ünye'li Ünye'yi yönetir. Ordu'lu Ordu, yani illaki bizim gençlerimiz. Kavga da biter diyorsunuz değil mi? Kavga biter. En önemli, en güzel tarafı olur. Evet, kavga biter. Aslında işin biraz mizahını da yapmaya çalıştık ama bir nevi gerçekten Ordu siyaseten son dönemlerde özellikle hep bir çekişmenin, kaosun adresi oldu ve bu kaos şehre kaybettirdi. Yani şehre bütüncül kaybettirdi. Ünyesine de, Fatsa'sına da, Ordu'suna da, Gülyalı'sına da, tüm şehre. Şimdi bu size ben farklı açıdan o konuyu anlatayım. Biz bir program yaparken gerçekten zorlanıyoruz. Böyle bir şey başıma gelmese inanmazdım. Yani bir program yapacağız, bir kahvaltı ve bir akşam yemeği programı. Çağıracağımız kişiler noktasında gerçekten beyin nasıl yapıp işin içinden çıkamadığımız anlar oldu. Ve mesela en son içimizde bir uhdedir. Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran çok güzel bir görev atanmıştı bizim nezdimizde. Ona da başarılar diliyorum. Biz ona Ünye'de güzel bir program sunamadık. Gerçi Ankara'daki programa katıldık ama sunamadık. Niye sunamadık?
bölgemizdeki kavga yüzünden, yani kimi çağıracağımızı, kimi çağıramayacağımızı kestiremediğimiz için biz orada güzel bir veda programı düzenleyemedik. O da bizim içimizde bir yaradır. Bu da bir siyasetçilere bence örnek olsun. Yani onların biz, ayrışması biz, şehri biz ayrıştırıyor. Biz bir program yapamıyorsak bu bizim şehrimizin bence ayıbıdır. Bu da, evet. Biz de bu ayıbın içinde olduk. O yüzden vicdanım sızlıyor. Evet, ben zaman zaman konusu geldiğinde hep de söylerim. Yani siyasi isimlerin insani olarak birlikteliği koruyabilmesi çok çok önemli. Ki onların ayrışması toplumu da ister istemez ayrıştırıyor. Yani siyasetteki ayrışma iş dünyasını da ayrıştırıyor, normal sivil vatandaşı da ayrıştırıyor, bürokrasiyi de ayrıştırıyor. Tepeden tırnağa yansıyor. Tepeden tırnağa yansıyor. Olmamasını çok arzuluyoruz ama ordu ve yani ordu özelinde, ünye özelinde gerçekten bu problemi yaşıyoruz ne yazık ki. Bizim siyasetçilerimiz de, sivil toplum başkanlarımız da ve herhangi bir muhtarımız da profesyonel olması lazım. Yani bir dargınlığı, bir küstüğünü ön yüzüne çıkarmaması lazım. Tabii bireysel olarak ben size dargın olabilirim ama kurumsal olarak, kamusal olarak bunu gündemde taşımamız bence hoş değil. Bunu ordunun çözmesi lazım. Çözemiyorsa ünye il olsun, biz kendi kendimize çözelim diyor. Evet, olaya farklı bir bakış açısı aslında konuştuğumuzda. Hani hep ünyeli ve ordulu siyasi isimler arasında bir kavga, bir gerilim, ucu bucu kavgası yaşanıyor. Belki ünye il olursa toptan sorun yani çözülür gibi bir bakış açısı da türedi yani şu an burada. Sizin biriyle görüştüğünüz zaman ucu oluyorsunuz. Niye ucu oluyorsunuz? Yarın onunla görüşürsünüz, öbür gün onunla, yani onunla görüşmemiz gerektiğinde onunla görüşüyorsunuz, bununla görüşmemiz gerektiğinde bununla görüşüyorsunuz. Yani bu illa oncu buncu olmanız gerekmiyor yani. Evet. Valla gelen mesajlar da var. Gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Şimdi farklı noktaları da biraz iştahlandırıyor bu konu. Tabii işin hep böyle kaos tarafını sevdiğimiz için belki de hani arz talep. Biz işte o tarafı sevmiyoruz. Biz evet, kaos tarafını sevmiyoruz. Kaos bizim özelliğimiz bu. Biz ünyedeki 4 tane sivil toplum örgütü başkanımız. Biz ordudaki bu kaosu çözmek için emin olun bütün siyasilerle özel görüştük. Detaylı açıklamak gerek yok burada ama hiçbiriyle bir sonuca varamadık. Bu ordu siyasetinin barışması açısından. Evet, ordu siyasetinin. Belki kendimizi aşan bir işe kalkıştık ama çözemediğimiz için biz de durduk. Evet. Mesela Fatsa'da İlküvez'in, Tekkiraz'ın yani farklı tüm dengeleri değiştirecek bir şey aslında bu konu gerçekten. Yeniden ilçe yapılanmaları, mahalleler vesaire çok böyle ama farklı ihtiyaç, bir ihtiyaç gündem çok ama. Mu? Bir ihtiyaç var mı bilmiyorum ama bir talep var yani konumuz il konusuna geçtiğimizde mesajlar ard arda gelmeye başladı. İrfan Akar'ın ve ekibinin isme, etikete, şöhrete ihtiyacı yok diyenler de olmuş. Bilmiyorum bu size yani bu talep ya da ünyenin il olma düşüncesini destekliyor olmanız ya artı yazacak ya eksi yazacak ama bu konuyla ilgili sizi destekleyenler ben de daha önce var de gibi açıkladım. Görünüyor. Bunu işte seçim malzemesi olarak mı yapıyorsunuz evet, diye bir soru geldi. Ben de böyle düşünen varsa yapsın ünyeyi il, ne aday olurum ne de başkan olurum diye iddialı açıklamam. Peki seçimleri kaybederseniz? Sonuçta ünyede yaşıyorsunuz. Yani ünyeye hizmet etmeye, ünyede yaşamını sürdürmeye devam edecek bir isimsiniz. Tabii işlerimiz ama var orada. Yapacağım. Evet. Yani şehir. Mesela Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarına destek olmaya çalışır mısınız? Bir şey sorulursa. Yani küser yani misiniz? Bize sorulursa bizim yapacağımız bir şey olsa yine biz en önde gideriz. Destekler misiniz yani tabii kaybetseniz de? Ünye için, bölge için katkısı olacaksa yine ben onlarla Ankara'ya gidecekse Ankara'ya giderim. İstanbul'a gidecekse İstanbul'a giderim. Ordu'ya gidecekse Ordu'ya giderim. Hiç sorun değil. Evet, sizden spora da destek isteyen izleyenlerimiz var. İlküvez ve çevresinde yaşayan binlerce çocuk için spor salonu istiyoruz demişler. Tabii böyle taleplere de böyle isteklere de muhatap oluyorsunuz değil mi? Yani şimdi biz tabii onu direkt katkı sağlayamayız ama onunla ilgili işte Spor Bakanlığı'na gidecek, Gençlik Bakanlığı'na nereye gidecekse gideriz. Hiç sorun değil. Bize altyapısını sunsunlar. Şöyle bir talebimiz var desinler. Biz oradaki kardeşlerimize çıkarız. Hangi bakanlığa gideceksin, hangi müdürlüğe gideceksin gideriz. Hiç sorun değil. Kendimizde elimizdeki fırsatla imkanımızdaki desteğimizi sağlarız. Ama yeter ki gençlerimiz böyle bir şey istesin bizden. Biz de onların önünde serpe serpe gideriz. Hiç sıkıntı evet, değil. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın kaç üyesi bulunuyor? Yaklaşık 1700 tane. 1700 aktif tane üye. 1700 üyenin tamamı oy kullanacak.
mı? Tamamı kullanamıyor, şöyle kullanamıyor. Hı hı. Biraz değişik işte ticaret ve sanayi odalarının seçim son mevzuata stratejileri göre iki... çok garip, bir türlü anlayamadığım bir başkanlık seçimi var, çözemediğim. Hani futbolda offside'ı bilemezmiş ya, ben de inanın ticaret ve sanayi odaları hani bir seçim atmosferine girildiği için bir türlü anlamıyorum başkanlık seçimi nasıl oluyor? Oy kullandığınız gün 2 yıllık üye olmanız gerekiyor. 2 yılı doldurmayan bir üyemiz bize oy kullanamıyor maalesef, o statü gereği bizim yaptığımız bir şey değil. O yüzden 1300 tane üyemiz bize bu dönem oy kullanacak. Ben buradan da bütün üyelerime oy kullanmaları için destek istiyorum. Yani oy kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Şehrin geleceği açısından onların oyları kıymetli. O yüzden herkesi üşenmemesi, oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, 1300 üye oy kullanacakmış hafta sonu yapılacak seçimlerde. Mevcut başkan İrfan Akar oyların tamamına talip bir aday olarak şu an bizlere hedeflerini anlatıyor diyelim. Peki üyeye daha çok böyle kazandırmak istediğiniz iş kolu hangisidir? Turizmden yürüyeceğiz dediniz çünkü ciddi bir potansiyelimiz var. Organize sanayimiz evet yapıldı ama özellikle üyeye şu alanda yatırımlar lazım dediğiniz başlıklar var mı? İşte o turizm konusunun altında bizim manyetik kumumuz var. Hı hı. Gerçekten şifalı bir kum. Belki Rabbimizin bize en güzel nimeti. Hı hı. Bunun üzerinde çok durmak istiyoruz. Biz bununla ilgili ürünleri işte Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, eşlerine, işte bizim Rıfat Sarıcıklıoğlu Başkanımıza, hı hı, ailesine bununla ilgili olan ürünleri ve bentonitle olan ürünleri sunumunu yaptık. Ve onlardan ciddi karşılık gördük. İşte bu iki bentonit ve manyetik kum gerçekten sağlık açısından da çok faydalı. Bunların daha farklı, daha fazla gelişmesini istiyoruz bir defa. Dünya çapında, artık Türkiye çapında da dünya çapında ses getirmesini istiyoruz. Evet. Bununla ilgili de işte fuarlara, çeşitli etkinliklere katılmayı planlıyoruz. Şimdi dediğim gibi diğer az önce bahsettiğim konular, demir yolunu çok önemsiyoruz, deniz yolunu çok önemsiyoruz. Ünye Limanı bizim için çok önemli, Akkuş-Niksar yolu çok önemli. Çok başlıklarımız var ama biz bunun en azından yarısını yaparsak bölgemiz ciddi şekilde kalkınacak. Yani bunun yansıması Ordu'ya da olacak, Fas'a da olacak, Terme'ye de olacak, Çarşamba'ya da olacak. Yani bu bizim kabuğumuzda kalmayacak, kabuğumuzun dışına çıkacak. Evet. Şu an mevcut tabloda bir tek bentonit anlamında mı ihracat kapasitesi var Ünye ilçesinin? En çok... Hayır, en fazla fındık. En fazla fındık. Daha sonra bentonit geliyor. Daha sonra çeşitli küçük ürünlerimiz var. Ama küçük sanayicilerimizin de bu alanda ciddi atakları var. Biz zaten şeyi çok önemsiyoruz, e-ticareti. Hı hı. Şu anda e-ticaret yapan, yurt içi ve yurt dışı yapan bayağı ciddi firmalarımız var. O yüzden zaten sloganımızdan bir tanesi kargo alan değil, kargo veren şehir olmak istiyoruz. Artık kargolar bizden gitsin, bize gelmesin istiyoruz. Paletler Ünye'den çıksın, Ünye ekonomisine katkı sağlasın istiyoruz. Evet, Ro-Ro yüklemeleri de Ünye Limanı'ndan bu manada başladı. Bunun evet, üzerine bir gelişme katmak istiyor musunuz? Tabii bizim şehrimiz için güzel bir gelişme. İnşallah artarak, yükselerek devam eder bu gelişme. Daha fazla aracın, daha fazla insanın bizim limanımızdan hareket etmesini sağlar diyorum. Evet, Karadeniz-Akdeniz yolunun da bitmesiyle birlikte Akdeniz ve Karadeniz arasındaki ticaretin de sosyo-kültürel etkileşimin de artması hedefleniyor. Bu manada üyenin bakış açısı nedir konuya? Tabii ki şimdi ulaşım gerçekten ciddi bir unsur. Yani artık ulaşımlar ne kadar hızlı ve kısa olursa o bölge için çok önemli. Zaten başka bir programda yine dile getirdim. Tokat Başkanımızla yaptığımız işte bu programda eğer bizim Dereyolu projemiz gerçekleşirse yıllık 1 milyar dolar Ünye Limanı'na ihracat söz verdi başkanımız. Çünkü çok ciddi tarım ürünlerine sahip olduklarını, Rusya'ya çok hızlı ve kaliteli ulaştırmanın yolunun Ünye Akkuş-Niksar Dereyolu projesinin olduğunu defalarca dile getiriyor. Çünkü diğer yolun virajlı olması ürünlere zarar veriyor ama düz bir yoldan limana ulaşırsak ürünlerimiz daha uzun ömürlü, daha kaliteli bir şekilde karşıya Rusya'ya ulaşacağını söyledi ve bu da bize yıllık en az 1 milyar dolar gibi bir rakam kazandıracağını söyledi. Tabii bu da bir kıymetli bir rakam. Bu rakamların peşine düşme değer diye düşünüyorum. Evet, yani geç de olsa Ünye Akkuş-Niksar yolunun da ihalesi yapıldı.
Ama bu ihale iyileştirmeye yerleşti. Bizim asıl bizi ilgilendiren dereyolu projesi. O çok kıymetli o bölge için. Akkuş için, Niksar için, Sivas için, Tokat için. Bir an önce yetkililerimizin bunu da yapmasını istiyoruz. Ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecektir. Evet. Yavaş yavaş da süremizin sonlarına geliyoruz. Benim unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa toparlayarak veda etmiş oluruz. Benim unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz. Herhalde unuttuğumuz konu yok. Benim şöyle bir son kapanış konuşması yapabilirim. İşte cumartesi günü 22 Ekim cumartesi günü saat 9'da başlayacak. 5'te bitecek seçimlere. Herkesin katılmasını istiyorum. Oy kullanma hakkı olan. Oy kullanırken de iki kere düşünüp şehrimiz için, bölgemiz için neyi, kimin hayırlı olacağına kalbi kanaat getiriyorsa hiç kimsenin etkisi altında kalmadan oylarını kullanmalarını istiyorum. Tabii ki benim gönlüm oyların yeşil renkten yana kullanmaları yönündedir. Ama hangi yönde kullanılırsa kullanılsın hepsine saygımız sonsuzdur. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Ama Ünye Spor'u da soralım. Ünye Spor'la ilgili de soru gelmiş. Ünye Spor'u destekliyor musunuz? Tabii ki bir Ünye'li olup da Ünye Spor'u desteklememek olur mu? Biz ilk açılış maçında vardık. Diğer programlarında vardık. En son maçta olamadık. Çünkü seçimimize bir hafta kaldığı için artık belli noktalarda olmamız gerektiği için o geçen maça katılamadık ama elimizdeki bütün fırsatta Ünye Spor'un yanında olacağımızı herkese evet, Ünye'nin tek takımı var. Evet. Ordu'nun Ordu'da birkaç takım var. Yine Fatsa'da da tek takım yok. Ünye'nin tek takımı var. Yani Ünye zaten bizim yeşilimiz yeşil beyazdan geliyor. Ünye Spor'un renklerinden geliyor. Bizim Ünye Spor'a olan sevgimiz, saygımız tartışılamaz zaten. O zaman Ünye il olursa futbolda da zorluk yaşamayacaktı. Zaten tek takımı var. Evet, Ünye Spor'dan da yetkili arkadaşlardan daha önce de söyledim. Altyapıya önem vermelerini istiyorum. Çünkü bölgemizde çok ciddi genç nüfus var. Artık futbolcu alanı değil, futbolcu satanı da bir şehir olmak istiyoruz. O yönde de altyapı sahalarımız da müsait, gençlerimiz de müsait. Eğer biz bunları iyi yetiştirirsek neden dünya çapında ünlü bir şehir, futbol şehri olmayız diye düşünüyorum. Evet, o zaman Fındık'ı da soralım. Yani sonuçta direkt muhatap olmasalar da sivil toplum örgütleri de ki bölgemizin en önemli amiral gemisi ekonomideki Fındık. Fındık'ta bir tekelleşme probleminden bahsediyoruz. Siyasilere de konuyu soruyoruz. Çözüm bekliyoruz özellikle iktidardan ama sadece fiyat odaklı değil, geniş bir pencere Fındık sorunu. Fotoğrafa bütüncül bakıldığında ciddi çözüm bekleyen konu başlıkları var ama şu an mevcut tabloda piyasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fındık'a bakışınız ne? Tabii ki Fındık yani bizim bölgemizin düğününü yapan, ticaretini yapan, sosyal hayatını dengeleyen bir unsur. Her şey fındık hasatına, fındığın fiyatına, fındığın dekoltesine bağlı. Bu yüzden fındıktan bir ticaret odası olarak uzak durmak mümkün değil. Devletimizin de, hükümetimizin de bu konuda yapacağı her türlü olumlu önerileri, olumlu hareketleri bizi yakından ilgilendiriyor. Bugün İşte İkizce, İlköğe, Akkuş bölgesine gezerken oradaki finans kuruluşlarıyla görüştürürken işte var mı sorunlu krediniz? Valla Fındık iyi olduğu zaman bizde bir sorun yok. Şu anda iyiyiz dedi ama biz gururlanıyoruz. Demek ki Fındık bizim için çok önemli bir ürün. O yüzden Fındık'a nasıl destek verilmek gerekiyorsa, ne doğruysa onun biz arkasından koşa koşa gideriz. Hatta önünde gideriz ki fındığımız daha fazla para etsin. Burada yapılması gereken işte entegre ürünlere daha fazla destek vermek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar ürün paketlenirse o kadar daha kıymetleniyor. İşte atıyorum az önce bentonit'i konuştuk. Biz bentonit'in 28 dolardan satıldığını biliyorum ben. İşte atıyorum 10 sene önce, 20 sene önce ama bugün 150 euro gibi fiyatlardan satılıyor. Demek ki bir ürün ne kadar işlenirse o kadar para ediyor. Aynı formülü fındık üzerinde de geliştirmemiz lazım. İşte fındığın kabuğu da para, içi de para, zarı da para, çürüğü de para. Hepsinden ayrı ayrı bence faydalanmak gerekir. Bunun için de gerek siyasi olarak gerek bir sivil toplum örgütleri ne yapmamız gerekiyorsa her şeye varız biz. Peki, teşekkür ediyorum efendim. O zaman hafta sonu yapılacak seçimlerde şimdiden başarı dileklerimizi iletelim size. Teşekkür ve ederim. Diğer rakip adaya umuyoruz demokrasi örneği sergilenen güzel tabii, bir seçim olur. Tabii kavgasız, gürültüsüz, düğün havasında bir seçim olmasını istiyoruz. Biz zaten kendi meclis üyesi arkadaşlarımla hep bu yönde konuşuyoruz. Kimseyle tartışmadan, kırmadan, dökmeden
bünyemize yeni bir dönem, yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Bu akşam sözün özünde İrfan Akar misafirimizdi. Üye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı kendisi. Yeni dönem içinde aday. Samimi açıklamalarıyla bizlerle birlikte oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine de değerlendirmeleri için. Hedeflerini anlattı. Mevcut dönemde neler yapıldı, bunları konuştuk. Tabii biraz genel konulara da değindik. Üye Ticaret ve Sanayi Odası yaklaşan seçimlerini sözün özünde bu hafta masaya yatırdık diyelim. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla buluşana dek hoşça kalın.